Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Testimiz t tarzında çözümlere başlayalım. ABC'de deltoid denmiş bir de A ile EB birbirine eşit verilmiş. Şunlar x ise burası 17 ise burası da ne olacaktır? 17 olacaktır. Otomatikman birbirine eşit olacaktır. Peki arkadaşlar işimiz gücümüz neydi deltoid'de? Köşegen. Diğer köşegeni biz çizelim hemen. Köşegenler ne yapıyordu? Birbirine dik kesiyordu ve derden çizilen yükseklik aynı zamanda burası da iki eş parça ayrılıyordu. Arkadaşlar şuraya dikkat ederseniz bu kenar ortay bu kenar ortay oldu. Yani kenar ortayların kesim noktası ne oldu bu üçgende? Ağırlık merkezi oldu. Madem ağırlık merkezi 1'e 2 oran var. 10 sa burası 5 yapar. Ve toplamda burası 15 yaptı. E burası 5 ise tamam 11 olduğundan buraya da 6 kaldı. 15-17 ne üçgeni? Şuradaki dik üçgenden 8-15-17 üçgeninden 8 çıkar burası. Buradaki dik üçgenden de 6, 8, 10 üçgeninden cevabımız 10 çıkar. Birinci soru akçay oldu. Geldik 2'ye. ABC'de paralel kenar DC ile şu açıyla şu açı birbirine eşit verilmiş. Ne yapabiliriz burada? Hocam burada 33 burada şey var ya. Bakın şunlar birbirine paralel. Tabi daha değişik yollardan yapabilirsiniz. Mesela buraya x derseniz x. X ise burası x. Tamam x ya. X, x x 33 kaldı deyip buradan işlem yapabilirsiniz. X'i bulup sonra alfayı yönelebilirsiniz. Aa, burada daha kolayını fark ettim. Bakın burada ne var arkadaşlar? şu alfayı ve 33'ü vermiş. Şunlar da birbirine paralel ya. Doğru açılardaki muhabbet yine kullanılabilir. Bak şurada bir M kuralı var gördüğünüz üzere. M'den dolayı alfa ile şöyle bir M kuralı var. E, o zaman alfa ile 33'ün toplamı ne yapacak? Burası yapacak. Alfa artı 33 yaptı burası. Hocam burası alfa artı 33 ise o zaman burası da alfa artı 33'tür. Hocam burası noktaysa ya burası alfa artı 33 ise burası da alfa artı 33'tür. Yani burası ne yaptı o zaman arkadaşlar? Alfaya eşit oldu. Çünkü tamamı alfa artı 33 olduğundan dolayı. E kenar burası alfa ise burası da alfa. 1, 2, 3 tane alfa ve 33. Neye eşit olacak arkadaşlar? 180'e eşit olacak. Buradan direkt 3'e böl istersen alfa artı 11 eşittir 60 eşit oldu. Ve alfayı da buradan kaç buluruz? 49 buluruz. Evet ikinci soru böylelikle denizli çıktı. Geldik üçüncü soruya. E hocam delta it işimiz gücümüz köşegen. Diğer köşegeni de ben çizecek olursam köşegenler dik kesir. Ve hocam şu ikiz kenar olan kısım bu ya. İkiz kenarda çizilen kenar, e, yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Aa bak bu üçgende ne çıktı? Kenar ortay, kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. Ondan sonra aynı şekilde kenar ortay, kenar ortay. Burası da üstteki üçgenin ağırlık merkezi oldu. Bizden ne isteniyor? AG ile HC'nin toplamı isteniyor. Bir de GH'i vermiş bize. Tamam madem burası ağırlık merkezi, burası A iken burası 2A'dır. E, burası B iken de burası 2B değil midir gençler? Ve GH uzunluğu A artı B 12 verilmiş bize. AG artı GH isteniyor. AG artı HC isteniyor pardon. E o zaman bu toplamda nedir arkadaşlar? 2A artı 2B. Yani A artı B 12 ise 2 artı 2B nedir? 24'tür. Üçüncü soru denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi para kenar verilmiş. Açı ortaylık var. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir Z'ye bakalım. Hop Z'den dolayı. Burası nokta açısı yaptı mı yaptı. Hocam Aynı şekilde Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptım yaptı. Bak çizgiye çizgi. Yani şu bir x kenar üçgen mi oldu? Evet. X artı 8 ise burası da x artı 8 oldu. Aynı şekilde karşı kenarlar birbirine eşit. Burası da x artı 8. E hocam şurada da bir x kenarlık yok mu? Şununla şu birbirine eşit olacak. Yani burası x artı 8 ise burası da x artı 8 olacak. E o zaman burası da x artı 8 ise 8'i buradaysa buraya x kaldı. Dikkat ederseniz 14 var burada. 2x artı 8 neye eşit? 2x artı 8 eşittir. 14 olduğundan 2x eşittir 6 olduğundan x de buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Yani 4. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 5. soruya. Şekil 1'de verilen paraya kenarlardan 8 tanesi şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde iç kısmının çevresi 40 birim oluyor. Arkadaşlar biz bunları böyle yerleştirmişiz. Öncelikle kısa kenara isterseniz şuraya bir kısa kenara x diyelim. Kısa kenara x dersem Uzun kenarda şuraya y diyecek olursam x artı y mı olmuş oldu? Evet, uzun kenarda x artı y oldu arkadaşlar. Şimdi buraya x dersem uzun kenar x artı y ya, burası y oldu. X ise x artı y'den y aynı muhabbet. X y, x y ve x y dediğimiz zaman karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Bir sekizgen çıktı. Hatta düzgün sekizgen. Ama düzgün sekizgen olması için iç açılarında da birbirine eşit olması lazım. Şimdi dikkat ederseniz paralel kenarın küçük açısı burası. Eş paralel kenar ya. Buradaki açıların hepsi birbirine eşit. Yani dış açıları eşit oldu. Yani iç açıları da eşit oldu. Düzgün sekizgen çıkmış oldu o zaman burada. Bu arada düzgün sekizgense 360 bölü 8'den dış açıyı bulmuş oluruz. 360'ı 8'e böldüğümüz zaman dış açısı 45 derece çıktı. Yani burası 45 derece oldu arkadaşlar. E burası 45 ise paralel kenardaki şuradaki açımız 45 derece. Tamam. Şimdi bir şeyler vermiş. İç kısmının çevresi. 8 tane y'yi kaç vermiş arkadaşlar? 8 tane y'yi 40 vermiş. O zaman y buradan kaç çıkar? 5 çıkar. Y 5. Eyvallah. Sonra ne demiş? Ee, dış kısmının çevresinde 104 demiş. Dış kısmı derken şu ikisinin toplamı, şu ikisinin toplamı, şu ikisinin toplamı şeklinde gideceğiz arkadaşlar. Yani burası x artı y di Burası da y. Yani x artı y artı x artı y artı pardon şurası x'ti. x'ten kaç tane var? 8 tane var. Bu neye eşitmiş? 104'e eşitmiş. Şu 8 e böldüğümüz zaman 104'ü galiba 13 10 geliyor. Evet 13. Y de zaten 5'ti. Y'in 5 bulmuştuk. Evet. Buradan 2x artı 5 eşittir 13 ise 2x eşittir 8'den x'i de 4 buluruz. E x 4 tamam. x 4 y de 5 ise toplam burası 9 yaptı. E hocam burası 4 ya. Şuradan bir dik çizersek alanı da bulmuş oluruz. 45 45 90 üçgenden dolayı 4 bölü kök giden burası 2 kök yapar. O zaman alanda da neye eşit olacaktır? Taban çarpı tabana ait yükseklikten 9 çarpı 2 köklükten 18 kök eşit olacaktır arkadaşlar. Evet 5. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşım. Geldik 6. soruya diyeceğiz ama çıkmış soru da, daha doğrusu ben çözemiyorum. Siz nereden uygulamadan bakıyorsunuz. Evet o zaman 7 soruya geldik. 7 soruda ne demiş? ABCD eşkenar dörtgen, FED üçgen, Fatmakara ile KE birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu birbirine eşit. Şu eşitleri yazalım. Bu bir eşkenar dörtgen, karşısında kenarlar nedir? Birbirine paraleldir. E bunlar paralel, bunlar eşit. Ne çıktı burada? Bir ortaban çıktı. Madem ortaban, şunlar da birbirine eşittir ve üçgen burası direkt ne yapar? 6 yapar. Bu bir eşkenar dörtgende, bir kenar kaç yaptı? 7. Diğer kenarda 7'dir ve bütün kenarlar 7'dir. Yani 7'den 4 tanesi bize de neyi verir? Çevreyi verir. O zaman 7. soru balık kesir oldu. Geldik 8'e. 8. soruda arkadaşlar bunun bir formülü vardı ama formüle gerek yoktu. Formülsüz bir şekilde yapacağız. Şimdi e, şeye baktığımız zaman şu x ve 4'e baktığımız zaman şurada bir kelebek var mı? Var. Normalde formülcüler şöyle yapsın. X'in karesi 4 çarpı 9 desin. Oradan yapar. 4 artı 5 yani. Oradan yapar. Ama ben oradan yapmayacağım. Şuraya baktığım zaman kelebek var. Kelebekteki oran 4'e x. Hocam 4'e x oran var burada. E buradaki 4'e x orandan burası 4k ise 4k ise şöyle de yapabiliriz aslında. Hocam kelebekte oran 4'e x o zaman burası 4k ise burası xk diyebiliriz. Sonra buradaki başka bir şeyi uygulayabilir miyiz burada? Uygulayabiliriz. Neyi uygulayabiliriz? Bak şurada bir kelebek var. Şuradaki kelebeği uygulayabilirsiniz. Bu kelebekteki oran 4k'ya xk diye mi? Evet. 4k'nın xk'yı oranı eşittir x bölü 9'a eşittir. x bölü 9'a eşittir. İçler dışlar yapınca gerçekten x kare 4 çarpı 9'a eşit oldu. x de buradan 6'ya eşit oldu. Yani cevap denizli oldu. Şöyle de yapabilirdik. 4k'ya xk'yı ya buraya yazıp xk ya, 4k'yı ya şuraya yazıp şu temalar antta şunun tamamını oranından o temel oranından da sonuca da ulaşabilirdiniz. Ama sanki bu daha kolay bir çözüm yöntemi oldu arkadaşlar. 8. soru. Denizli oldu. Geldik 9. soruya. ABCD paraya kenar. BD köşegen paraya kenar. Ve açı ortaylık aynı anda verilmiş. Neye dikkat edeceğiz? Z'ye. Z'den dolayı nokta açısı oldu mu? Oldu. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Yani 5 kenar burası da ne olacak? 5 olacak. Peki. Bu paraya kenar. Biri de kullanalım. Hocam burası 6. Yukarısı da 6 mı oldu? Evet. Şurada bir kelebek benzerliği var mı arkadaşlar? Var. Kelebekteki oran kaç oldu? 6'ya 5 oldu. Peki bakalım 6'ya 5'i de yazalım. Burası 6K burası 5K oldu arkadaşlar. E başka ben şuradaki beşgen bak burası da 5. 90'ı kullanmadım diyordum. Hop 90'ı artık kullanabilirim. Pisagor bağıntısından burayı bulabilirim. Hadi bakalım bulalım. 25'ten 1 çıktı 24. Burası kök 24 yaptı. Buradaki Pisagor bağıntısından da yani 11K'nın karesi neye eşittir? 5'in karesi artı kök 24'ün karesine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Yani 11K'nın karesi dursun bakalım. 11K'nın karesi dursun bakalım şöyle. E, 25 artı 24'ten 49 geldi. Değil mi? O zaman buradan her iki tarafın kare kökünü alınca 11K eşittir 7'ye eşit oldu. Buradan da K'yı ne bulduk? 7 bölü 11 bulduk. Ama bizden X isteniyor. Arkadaşlar X de 6K olduğundan 6 çarpı 7 bölü 11'den cevabımız 42 bölü 11 çıkar arkadaşlar. Yani cevap Edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. ABCD deltoid şununla şunu paralel vermiş. a ile CD'yi birbirine paralel vermiş. Onu kullanacağım. Öncelikle arkadaşlar bizim işimiz gücümüz neydi? Köşegende. A hangi köşegen? Simetri ekseni olan köşegen çizmek daha mantıklıydı. Şimdi şunu çizdik. Adam bize şununla da şunu paralel vermiş mi? Vermiş. Arkadaşlar bu simetri ekseni olan köşegen ne oluyordu? Açı ortay oluyordu. Hocam şununla da şu birbirine eşit olacaktı. Peki diğer köşegeni de çizebiliriz ama dur bakalım çizmeden önce bir verilenlere bakalım. AB ile AD'ye eşit vermiş. Tamam şunlar birbirine eşitse otomatikman bunlar da nedir? Birbirine eşittir. Peki şu paralelliği niye vermiş? Bak paralellik ve ba, açı ortaylık aynı anda var. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu mu? Oldu. Hocam şu kenarla şu kenarla bu kenar ne olmuş oldu arkadaşlar? Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi bakalım çevreden bahsediyor ve çevre ABE'den bahsediyor. ABE'den bahsediyor. Şimdi çevre ABCD'yi vermiş. Şuraya bir x diyelim x diyelim. Şuraya da bir Y diyelim, Y diyelim, şuraya da bir Z diyelim isterseniz, tamam. Burası Y artı Z ise, burası da Y artı Z' midir? Evet. X artı Y artı Z'den iki tanem var. X artı Y artı Z'den iki tanesi. Neye eşitmiş? 36 eşitmiş. O zaman X artı Y artı Z buradan ne gelir arkadaşlar? 18 gelir. Zaten bizden ne isteniyor? Bu üçgenin çevresi isteniyor. Bu üçgenin çevresi de neye eşittir? X artı Y artı Z'ye eşittir. Yani çevremiz böylelikle 18 yapar arkadaşlar. Yani onun sorunun cevabında böylelikle akçay bulduk. Ve böylelikle bu testi bitirdik. Yani test 4'ü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.